Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Yaklaşık 20 yıldır öğretmenlik yapan görme engelli mesut öğretmen vatandaşlara azmiyle örnek oluyor. İsmim Mesut Hekimhan. Kayseri doğumluyum. İlk orta, lise, üniversite öğrenimimi Kırşehir'de tamamladım. Ortaokul son sınıftayken okulda gözlerimi kaybettim, rahatsızlandım. Ortaokul son sınıfı liseyi ve üniversiteyi görmeyerek okudum. Lisede okul üçüncüsü, üniversitede de bölüm ikincisi olarak mezun oldum. 2001 yılında da e, Kayseri'ye öğretmen olarak atamam çıktı. Bugün yaklaşık 20 yıllık diyelim yuvarlak hesap öğretmenliğime devam ediyorum. Ergenekon Ortaokulundayım şu an. Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Kısaca böyle. Mesut hocam, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlik anılarınızı anlatacak olursanız Unutamadığınız anlarınız var mı? Valla bizde <laughs> anı çok. Hani e, genelde görmeme üzerine diyelim. Mesela e, bir gün 23 Nisan için, tören için stadyuma gitmiştik o dönemde. Şimdi bir öğrencim beni görünce, annesiyle beraber bir kız öğrencim geldiler. İşte benimle konuşmaya başladılar. Babalarıyla daha önce hiç tanışmamıştım. Şimdi sizi babamla tanıştıracağım dediler. İşte geldik konuşuyoruz babasıyla konuşuyoruz. Sonra yanımdan ayrıldılar. Babası demiş ki ya bu ne biçim bir insan? Benim demiş yüzüme bakmıyor benden konuşurken. Böyle bir kızmış. Başlamış işte annesiyle kız gülmeye. Baba bizim öğretmenimiz görmüyor. <laughs> Şimdi o zamana kadar fark etmemiş. E, o velimiz diyelim. Daha sonra tekrar geldi kendisi anlattı bana durumu. Hani bu tür hani hem komik diyelim birçok anı yaşıyoruz biz aslında. Şimdi insanlar bizi tanıyanlar, sevenler bizim görüp görmememizle ilgilenmiyorlar. Hani bizi normal görüyor, kabul ediyorlar. O yüzden iletişim kurarken, yaşarken hani onu ilk başta dikkate almıyorlar. Hani o yüzden böyle değişik birçok anımızı yaşıyoruz. Hani birçok şey başımıza geliyor diyelim. Ama Peki. hepsi de tatlı şeyler. Peki Mesut Hocam, öğretmenlik mesleğini nasıl seçtiniz? Şimdi öğretmenlik mesleğini nasıl seçtim? Bizim liseyi okuduğumuz dönemde aslında çok fazla rehberlik faaliyetleri yoktu. Hani bizim yönlendirme olayları şu anki kadar yoğun bir bilgi akışı yoktu. İnternet yoktu o dönemlerde. Bu 90'lı yıllar. Ben öğretmenlerimi sevdiğim için, özellikle işte ortaokul ve lisede sevdiğim öğretmenler olduğu için öğretmenliği düşündüm. Özellikle de tarih mesela çok sevdiğim bir alandı benim. O zaman e, radyolarda falan özellikle tarih programları takip ederdim. Şansıma da e, yaşadığım şehirde tarih öğretmenliği bölümü vardı Kırşehir'de Gazi Üniversitesi'nin tarih öğretmenliği. Zaten tek tercihle girmiş gibi oldum. Seçtim. Hiç de pişman değilim. Hani derler ya e, yeniden dünyaya gelsem öğretmen olur muydum? Olurdum. Belki branşımı değiştirirdim. <laughs> yani. Ama gerçekten sevdiğim bir meslek. Mesut Hocam, azminizle herkese örnek oluyorsunuz. <laughs> Buradan e, görme engelli bir öğretmen olarak, görme engelli vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Şimdi benim şöyle bir kullandığım bir cümle var. Bilenin bilmeyene, olanın olmayana borcu vardır. Şimdi biz mesela e, kendimizi geliştirdik, öğrendik ve insanlara bir şekilde bilgimizi, sevgimizi aktarıyoruz. Ben şunu fark ettim ki, başarılı olmak için İlk önce beyin lazım gözden önce. Hani çalışıyoruz. Çok şükür duyabiliyoruz, konuşabiliyoruz, iletişim kurabiliyoruz. Yani bir eksiğimiz yok aslında. Hani biz engelliden ziyade Allah'tan hediyeli kullarız. O yüzden çalışıp gayret ettikten sonra bizim bütün öğrencilerimize de ben bu şekilde tavsiyelerde bulunuyorum. Bakınız diyorum. Benim gözüm eksik olmasına rağmen ben çalışabildim ki bizim dönemin şartlarında şu anki sistem, şu anki teknoloji yoktu. Biz arkadaşlara kitap okutturmaya çalışırdık, yardımlaşırdık, kasetleri okuturduk, dinlerdik. Şimdi hiç kimseye ihtiyaç duymadan mesela bir bilgisayar ortamında ben istediğim kitabımı kendi başıma rahatlıkla okuyabiliyorum. Şimdi çocuklarımızın da imkanları yerinde, çok şükür beyinleri yerinde, hepsinin sağlığı yerinde. İsterlerse çalışmakla, gayretle mutlaka başarılı olabilirler. Sadece çalışmaları gerekiyor ve bunda sebat etmeleri, yani devamlılık sağlamaları gerekiyor. Hocam pandemiyle ilgili bir soru daha sormak istiyorum ben. Tabii. Ee, yaklaşık bir buçuk yıl okullar kapalı kaldı. Sizler bu süreci nasıl geçirdiniz? Okulu özlediniz mi? Şimdi bizim bütün öğretmenlerin söylediği bir şey vardı. Hep şu okullar bir açılsa ah neler yapacağım. İşte bir açılsın yeter ki açılsın diyorduk. Hani pandemi döneminde en çok suçlanan mesleklerden biri biz olduk. Evde oturuyorsunuz, işinizi evde yapıyorsunuz bilmem falan diyorlardı. Aslında pandemi döneminde biz okuldakinden daha fazla yoruluyorduk. Bu uzaktan eğitim, onların çalışmaları, birebir e, iletişim kurmalar. Uzaktan yorulduk ama okulu gerçekten hepimiz, ben de dahil çok özledik. Ve okul açıldıktan sonra yüz yüze eğitimin yerini, hani orada birebir iletişim kurduğumuz eğitimin yerini hiçbirisi tutmuyor. Yani çok şükür açıldı. İnşallah sağlık durumu da düze gider. İnşallah bir normalleşir ve bir daha da böyle sorunları yaşamayız diye düşünüyoruz. Peki hocam günlük yaşantınız nasıl devam ediyor? Günlük yaşantımız nasıl devam ediyor? Valla herkes gibi başlıyoruz. Sabah kalkıyoruz işte namaz vakitlerinde erkenden. İşte normal standart işlerimizi yapıyoruz. Sabah e, hafta içi Bizim okul erken açılıyor. Saat yedi buçukta ders başlıyor. Ben de maalesef servisle gitmek zorundayım bu dönemde. E, altı buçuk gibi evden çıkıyoruz, yedi gibi okuldayız. İşte okul çıkışında yine eve dönüyoruz servisle. Bir, bir buçuk artık saat kaça gelirse çıkışa göre. Evde yine standart biraz dinlenirim. Normal ihtiyaçların dışında kitap okurum. E, çocuklarım var, bir oğlum var ortaokulda. Onunla falan ilgilenmeye çalışırım. Yani normal standart geçiyorum. Biraz televizyondan uzak duruyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Normal insanlara göre biraz daha fazla kitap okuduğumu söyleyebilirim. Hani günde bir kitap hatta daha fazlasını okumaya çalışıyorum diyeyim. Ama bu şekilde tavsiyede bulunmayayım. Kitap okumayı düşünenler haftada bir okurlarsa o da kafi. Hani bu biraz bize özel gibi. Hani benim vakitten ve sevmemden kaynaklı. Peki hocam öğrenciler sizin için ne ifade ediyor? Şimdi onlar olmazsa biz de olmuyoruz. Hani şöyle söyleyeyim ben her gün kalktığımda gidiyorum. Mesela hangi sınıfta hangi çocukların olduğunu biliyorum. Bugün diyorum sanki hepsi şu an belki 150-200 civarında öğrencimiz var. Hepsi diyorum benim çocuklarım gibi. Zaten okulda bile hani ders yaparken yaramazlık yaptıkları zaman aklıma ilk gelen şey kendi oğluma kızıyor muyum? Kızamıyorum. Mesela onlar bir yerde gerçekten bizim ailemizin bir parçası olmuşlar. Hani tek isteğimiz de şu bizim. Hani istedikleri meslekler olabilirler, önemli değil. İstedikleri yerde olabilirler, önemli değil. Sadece bizim istediğimiz şu. Güzel ahlaklı, davranışlarıyla e, örnek olan bir nesil yetişsin. Biz başka bir şey istemiyoruz. Hani onun dışında hangi mesleğe sahip oldukları vesaire hiçbirisi önemli değil. Bizim için tek önemli olan davranışları düzgün, güzel, güzel ahlaklı öğrenciler yetiştirebilmek. Yani ilk hedefimiz de bu zaten. Hocam bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bugünle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla bugün önce bizi yetiştiren diyelim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyelim baş öğretmenimiz. Bizi yetiştiren öğretmenlerimiz, beni yetiştiren ilkokuldan ortaokul, lise, üniversite hepsi, işte şehit öğretmenlerimiz, öğretmen arkadaşlarımız, öğretmen adaylarımız inşallah hepsi de zamanı gelince atanacak. Hepsinin Öğretmenler Günü'nü kutlayalım. İnşallah e, öğretmenlik istenilen, toplumda beklenen değerine daha iyi bir şekilde kavuşur diyelim. Öyle diyelim. <laughs> Peki hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey var. İnşallah yerine ulaşır diyeyim bu. E, buradan bizim bürokrasimizdeki sayın valimiz, kaymakamamız, eğitim müdürümüz artık sesimi kim duyarsa e, önce kendi evime davet ediyorum gelip bizim durumumuzu bir görsünler. Bazı sıkıntılarımız var. Mümkünse eğer evimin yakınında 2-3 tane okul var. Mümkünse bizim daha rahat gidip gelebilmemiz için bizi bu okullara aldırsınlar istiyoruz. Ha onun için de evime de davet ediyorum. Büyüklerimi durumumuzu görsünler ve bizi bir şekilde bu sıkıntıdan kurtarsınlar istiyoruz. Şimdi biz görme engelliler. Bu bilgisayar teknolojisi çıkmadan önce bu kaset ve teyip yardımıyla kayıtlarla ders çalışıyorduk. Bu şekilde bir kaset. Buna sesle kayıt yapılıyor, okunuyor. Biz de bunları bu şekilde dinleyerek yapıyorduk. Bu şekilde çok fazla sağlıklı olmasa da şimdi Walkman yardımıyla buradan dinleyerek hareket ediyorduk. Buradan şimdi biraz hızlandırılmış hali bu kasetler bizi çok ders çalıştırmıştır zamanda. Yani şimdi teknoloji artık değişti ve çok daha basit bir teknoloji kullanıyoruz. Yani çok daha imkanlı bir teknolojideyiz.